Herkese selamlar. Bugün Başkan Biden'ın göreve gelir gelmez daha ilk gününde meclise göndermiş olduğu göçmenlik reform tasarısından bahsetmek istiyorum. Bu tasarı hem Amerika'da yasal olmayan, yasal statüsü bulunmayan göçmenleri ilgilendirdiği gibi aynı zamanda Amerika'da yasal statüsü bulunan kişileri de ilgilendiriyor. Dolayısıyla sanki Amerika'nın göçmenlik hukuku ile alakalı son yıllarda yapılmış olan en ciddi reform tasarısı olarak göze çarpıyor. Peki Biden'ın göreve gelir gelmez daha ilk gününde böyle bir tasarıyı meclise göndermesini nasıl anlamak lazım? Bu şu demek aslında, Biden demek ki seçildiği günden bu yana bu tasarılar üzerinde çalışıyor ve bu konuyla alakalı hazırlığı var ki geldiği günden itibaren, daha geldiği ilk gününde bunu meclise gönderebildi. Bu gerçekten çok hızlı bir başlangıç ve aynı zamanda başkan seçilmeden önceki seçim vaatleri arasındaki Obama zamanında aslında bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Fakat o zaman geç kaldık. Ben başkanlığa gelir gelmez ilk konularımdan bir tanesi, öncelik verdiğim konularımdan bir tanesi göçmenlik hukuku olacak demişti. Ve onu da gerçekten yapmaya başladığını görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Peki bu tasarının içinde neler var? Bu tasarının içinde belki de en dikkat çekici, en önemli detay, Amerika'da yasal statüsü bulunmayan yaklaşık 15 milyon göçmenle alakalı olarak sonuçta vatandaşlığa kadar gidebilecek bir yasal statü önerisi. Peki neyi öneriyor bu kanun tasarısı? Öncelikle 5 yıl kişilere geçici bir statü, bu 5 yılın sonunda 3 yıllık green card statüsü, 3 yıllık green card'ın sonunda da vatandaşlık başvurusu yapma hakkı. Yani netice itibariyle 5 yıl geçici statü, 3 yıl green card neticesinde kişilerin vatandaşlık başvurusu yapabilmesi imkanı. Tabii ki bu başvuru yapabilmek için belli şartlar aranıyor tasarıda. Bunlardan bir tanesi 1 Ocak 2021 tarihinden önce Amerika'da bulunma şartı. Bir diğeri geriye dönük vergilerin ödenmesi, kişilerin sabıka kayıtlarının incelenmesi, herhangi bir ciddi suça karışmamış olmaları. Muhtemelen tasarıda gözüme çarpmadı ama böyle bir şey olabilir. Bir ceza ödenmesi şartı olabilir. Bu teklifin, bu tasarının dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi Dreamers dediğimiz. Yani çocuk yaşta gayriyasal olarak Amerika'ya gelmiş ve Amerika'da büyümüş olan kişilere direkt green card başvurusu yapma hakkı vermesi. Tasarının en dikkat çeken ve hoşuma giden nüanslarından bir tanesi de göçmenlik hukukunda kullanılan alien, yani yabancı. Alien aynı zamanda uzaylı olarak kullanılıyor İngilizce'de ama göçmenlik hukuku açısından baktığınızda yabancı olarak kullanılıyor. Yani sanki yabancılar uzaylı mı gibi düşünülebilir ama değil. Yani teknik bir terim bu, yabancı demek. Bunu bu tasarı non-citizen, vatandaş olmayan kişi olarak değiştiriyor. Bu ciddi bir nüans, küçük bir belki detay ama Biden hükümetinin olaya ne kadar ince yaklaştığını göstermesi açısından bence oldukça güzel. Kişilere alien demek yerine, yabancı demek yerine non-citizen, vatandaş olmayan demek bence çok daha nazik ve kibar duruyor. Tasarının içinde ikinci dikkat çekici olay family unity dediğimiz ailelerin birlikte tutulması için yapılacak bazı reformlar. Bunların arasında mesela green card başvurusu yapıp aile birleşimini bekleyen kişilerin konsolosluklarda vize başvurusu beklerken geçici statüde Amerika'ya gelerek aileleriyle bir araya gelebilmesi gibi bir teklif var ki bu gerçekten çok büyük bir devrim olur eğer gerçekleşebilirse. Aynı zamanda kullanılmayan vize numaralarının başka kategorilere aktarılabilmesi, böylece o kategorilerde daha hızlı green card alınabilmesi. Yine aile birleşimi dosyalarındaki uzun bekleme periyotlarının mümkün olduğu kadar kısa süreye çekilmesi. Kişilerin Amerika'da oturumlarını geçirdiklerinde, 180 gün geçirdiklerinde 3 sene, 1 sene geçirdiklerinde 10 sene olarak almış oldukları cezaların elimine edilmesi, yani ortadan kaldırılması gibi aile birleşiminin çok daha hızlı olmasını sağlayacak. Bu başvurular devam ederken ailelerin birbirinden ayrı kalmasını engelleyecek tarzda reformlar var bu tasarının içinde. Tasarıda üçüncü önemli nokta diversity, yani farklılığı, çeşitliliği Amerika'da ön plana çıkartan bir tasarı olması. Trump Müslümanların Amerika'ya girişini yasaklayan bir kararname çıkartmıştı. Bu tip kararnamelerin önüne geçebilmek için bu tasarı bundan sonra dine dayalı herhangi bir seyahat engelinin getirilmesine yasak koyuyor. Bu gerçekten yine Biden hükümetinin Trump'tan kalan kötü mirası temizlemesi adına önemli bir adım olarak görülebilir. Diversity deyince tabii aklımıza hemen Diversity Lottery, DV, Green Card çekilişi geliyor.
Bu tasarının içinde bildiğiniz gibi Trump bu DV Lottery'yi kaldırmaya çalışmıştı aslında. Biden ne yaptı? Dedi ki bu 55 bin kişilik kotayı 80 bin kişiye çıkartalım. Dolayısıyla bu tasarının içinde 55 bin kişi olan DV Lottery çekilişinin sayısının 80 bine çıkartılması öngörülüyor. Tasarıda öne çıkan bir diğer konu da Amerika'ya gelen göçmenlerin entegresini kolaylaştırıcı programlar oluşturulması. Mesela bu tip programları destekleyen, kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek verilmesi, İngilizce öğrenme programlarının arttırılması, aynı zamanda vatandaş olmak isteyen kişilere vatandaşlık başvurusu yaparken destek olunmasıyla ilgili hükümler içeriyor. Tasarının getirmiş olduğu başka bir yenilik, aynı zamanda legal olarak yani yasal olarak Amerika'da bulunan kişilere sağlamış olduğu bazı kolaylıklar. Bu aslında ekonominin büyütülmesi, ekonominin geliştirilmesi başlığı altında inceleniyor. Bunların arasında iş üzerinden olan green card başvurularındaki bekleme sürelerinin kaldırılması, biriken dosyaların azaltılması, kullanılmayan vize kategorilerindeki numaraların diğer kategorilerde kullanılabilir hale getirilmesi ki bu beklemeyi ciddi manada azaltacaktır. Uzun bekleme sürelerinin kısaltılması ki bu uzun bekleme süreleri özellikle Trump hükümeti altında çok büyük sorun olmaya başladı. Dosyalara bakılması göçmenlik bürosu tarafından çok daha uzun sürüyor. Bu sürelerin kısaltılmasını hedefliyor bu tasarı. Aynı zamanda STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering, Mathematics yani fen, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında yani teknik alanlarda STEM alanlarında Advanced Degree dediğimiz Master ve üstü dereceye sahip olan kişilerin Green Card'a geçiş metotlarının kolaylaştırılması, Amerika'da kalmalarının sağlanması ile ilgili hükümler var bu tasarının içinde. Aynı zamanda uzun süredir beklediğimiz, ümit ettiğimiz H-1B statüsüne sahip olan kişilerin eşlerine çalışma hakkı verilmesi de bu tasarının içinde. Bilindiği gibi E1, E2, L1 vizesi sahiplerinin eşleri çalışma hakkına sahipken H-1 vizelilerin eşlerinin çalışma hakkı bulunmuyor. Ama tasarı bu kişilerin de çalışma izni alabileceğini, H-4 vizesi olan kişilerin de çalışma izni alabileceğini öngörüyor. Tasarıda dikkat çeken noktalardan bir tanesi de sınır güvenliği ile ilgili yapılan değişiklikler. Bilindiği gibi Trump güneyden, Meksika'dan gelen göçü durdurmak için bütün güney sınırına bir duvar dikmenin çözüm olacağını düşünmüştü. Ve bununla ilgili çok ciddi paralar harcandı. Duvarın çok küçük de olsa bir kısmı yapıldı. Biden kendi teklifinde, kendi tasarısında bunun duvarla hallolmayacağını, onun yerine teknolojiye yatırım yapılması gerektiğini söylemişti seçim kampanyasında. Bunun tasarıda da aynen tezahür ettiğini görüyoruz. Trump'ın önerdiği duvarın yerine teknoloji kullanılarak Amerika'ya giren çıkan bütün araçların, gemilerin, ondan sonra kişilerin incelenmesi ve buna uygun olarak da bu teknoloji kullanılarak da Amerika'ya gayri yasal göçün engellenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması konusunda kaynak oluşturulması Biden'ın tasarısında bu teklif var. Bu tasarıda aynı zamanda sınır güvenliğinin sağlanabilmesi için Department of Homeland Security'nin içinde yani İçişleri Bakanlığı'nın içinde ayrı bir departman oluşturulması, bunların sınırdan gelen kanuni olmayan kişiler veyahut da Amerika içinde suç işleyen kişilerle alakalı ayrı bir departmanda takip edilmeleri ve daha çok Amerika içinde suç işleyen kişilere karşı bir önlem alınmasını içeriyor. Tasarı aynı zamanda Amerika'ya yasal veya gayri yasal yollardan gelmiş ve bir suç işlemiş veyahut da suç örgütünün üyesi olan kişilerle mücadeleyi sağlayabilmek için bu departmanlara daha fazla ödenek sağlanması ve aynı zamanda daha fazla eğitim sağlanması, bu kişilerin daha çabuk derdest edilip ülkeden deport edilmesi, sınır dışı edilmesiyle ilgili hükümler içeriyor. Tasarıyı yakından incelediğimiz zaman sadece Amerika içindeki yasal ve gayri yasal olanlara bir çıkış yolu veyahut da imkanlar sağlamaktan ziyade aynı zamanda sorunun köküne inerek Latin Amerika'dan kaynaklanan gayri yasal göçü engellemek için El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan gelen özellikle gayri yasal göçü engelleyebilmek için bu bölgelerle alakalı 4 milyar dolarlık bir yardım paketinin öngörüldüğünü görüyoruz tasarının içinde. Bu neyi sağlayacak? Bu ülkelere gayri yasal göçü azaltabilmek için gerekli kaynakların sağlanması ve problemin daha merkezinde bitirilmesi, çıktığı noktada bitirilmesi konusunda hükümler içeriyor tasarı. Tasarının içinde göçmenlik mahkemeleriyle alakalı bazı hükümler de var. Özellikle göçmenlik hakimlerinin dosyaları daha adil bir şekilde inceleyebilmesi, takdir haklarını kullanarak olumlu gördükleri dosyaları onaylayabilmeleri ve aynı zamanda
mahkemelere funding'in yani bütçenin daha da arttırılarak mahkemede biriken dosyaların azaltılması öngörüyor bu kanun teklifi. Tasarın içinde başka dikkat çeken bir konu da iltica başvurularıyla ilgili. İltica başvurularında bilindiği gibi Amerika'ya geldikten sonra bir yıllık başvuru kısıtı var. Yani Amerika'ya gelen kişilerin bir yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Tabii statüsünü devam ettirenler bu kuralın istisnası. Bu tasarıda bu bir yıl kuralının ortadan kaldırıldığını ve kişilere daha büyük bir serbestliği bu konuda tanındığını görüyoruz. Tasarının bir başka amacı da özellikle bazı bölgelerde kangren haline gelen dosya birikmesi, yıllar önce gönderilen, yıllar önce faal edilen dosyalara bile bakılmadığı bölgelerde asylum backlog dediğimiz yani ilticalardaki biriken dosyaların azaltılarak mümkün olduğu kadar hızlı bir sisteme geçilmesi. Evet, tasarının böylece en önemli maddeleri üzerinde kısaca durmuş olduk. Tasarıya genel olarak bakıldığında sadece Amerika içinde yasal olmayan kişilere bir yasal statüsü vermeye çalışmaktan ziyade aynı zamanda yasal olan kişilerin burada daha rahat kalabilmeleri ve Amerikan ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bir fırsat verme ve aynı zamanda göçmenlik hukukunda işlemeyen sistemlerin, yavaş işleyen sistemlerin hızlandırılmaya çalışılması ve göçmenlik hukukunun daha insani bir boyuta taşınması şeklinde bir amaç olduğunu görüyoruz. Bu yapılırken de aynı zamanda Biden'ın tasarısında sınır güvenliği ile alakalı Amerika'da özellikle suç işleyen, kriminal geçmişi olan, sabıka kaydı olan göçmenlerin de unutulmadığı, onların da bu ülkeden gönderilmesi için gerekenlerin yapılacağı izlenimine kapılıyoruz. Dolayısıyla tasarının bütününe bakıldığında sanki sadece yasal olmayanlara bir af sağlamaktan ziyade aynı zamanda yasal olanların burada daha rahat bir şekilde kalabilmesi ve göçmenlik hukukunun daha insani bir boyuta getirilmesi kaygısının taşındığını görüyoruz. Bunu söylerken tabii şunu da unutmamak lazım. Tasarının bu kadar geniş kapsamlı olması ve göçmenlik hukukundaki her probleme değinmesi, sadece yasal statüsü olmayanlara değil mesela aynı zamanda sınır güvenliğine de değinmesi, daha çok milletvekilinin, daha çok senatörün desteğini de alabilmek için aslında yapılmış bir tasarı izlenimi veriyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Her ne kadar demokratlar mecliste ve senatoda üstün olsalar da, başkan Biden olsa da senatoda bir kanunun geçebilmesi için 60 oya ihtiyaç var. Dolayısıyla başkan Biden cumhuriyetçilerden 10 kişiyi ikna etmek zorunda bu yasa tasarısını kanun haline getirebilmek için. Amerika'da bir tasarının nasıl yasalaştığını da hatırlamakta fayda var. Biden bunu bir tasarı olarak gönderiyor. Bu hem senatoda hem de temsilciler meclisinde ayrı ayrı değerlendiriliyor. İkisinin de ayrı ayrı kabul edilmesi lazım. Kabul edilirken her ikisi de farklılıklarla kabul edilebilir. Daha sonra ikisinden de geçerse ki temsilciler meclisinden geçebilir demokratlar çoğunlukta. Senatodan geçmesi için 10 tane daha cumhuriyetçinin desteğine ihtiyaç var. Her ikisinden geçen tasarı daha sonra bir komisyon, senatodan bir komisyon, temsilciler meclisinden bir komisyon. O komisyonun değerlendirilmesinden geçip son halini alıyor. Tekrar senatoda ve mecliste onaylanıyor ve daha sonra başkanın imzalamasıyla kanun haline geliyor. Peki neden bu kadar uzun bir prosedür? Çünkü mümkün olduğu kadar toplumun bütün katmanlarının, bütün milletvekillerinin, senatörlerinin, herkesin görüşleri alınarak ve çoğunluğu sağlamak adına üzerinde anlaşılabilir metni ortaya çıkartmak için. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi bu. Peki bu olurken ne olabilir? Yani bu prosedürden geçerken tasarılar ne oluyor? İlk teklif edilen tasarıyla son çıkan kanun arasında çok ciddi farklılıklar olabiliyor. Bazı hükümleri gidebiliyor, yeni hükümler gelebiliyor, bazı hükümler değişebiliyor. Dolayısıyla bu sadece bir tasarı. Bir tasarının olduğu gibi kanunlaşması Amerika'da çok zor görünen bir husustur. Bunun da olduğu gibi kanunlaşmasını beklemiyoruz. Mutlaka değişiklikler olacaktır. Hatta kötü bir ihtimal belki ama bu tasarının ilerleyip daha sonra hiçbir şekilde kanunlaşmaması da gayet tabii mümkün. Dolayısıyla bu süreci takip etmek gerekiyor. Nasıl sonuçlanacağına bakmak gerekiyor. Bu oldukça yorucu bir süreç olabilir. Bir sürü değişiklik olabilir. Bu gelişmeleri takip edip sizinle paylaşacağım. Bu özeti yaptıktan sonra birkaç tane konunun altını çizmek istiyorum. 1. Bu bir tasarı, bunu sakın unutmayın. Bu tasarıya dayanarak plan yapmayın. Çünkü bu tasarının geçmeme ihtimali var. 2. Bu tasarıya dayanarak özellikle Latin Amerikan toplumunda ama bizim toplumda da olabilir. Sırf bu tasarıya dayanarak başvurular başladı, artık yapabiliriz tarzında
ortaya çıkıp bir şey daha kesinleşmeden, tam net kanunlaşmadan bu dosyaları yapabiliriz diyenler çıkabilir. Önemli olan kanunun çıkmasıdır. Kanun çıktıktan sonra ancak başvurular yapılabilir. Kanun çıkmadan başvuru zaten yapamıyorsun. Evet. Ve şu da önemli, hani önce başvuru yapan sonra başvuru yapandan daha az hakka sahip olacak gibi bir şey de görünmüyor şu anda. Dolayısıyla lütfen emin kaynaklardan bu konuyu takip edin ve kanunlaşırsa, inşallah umarım kanunlaşırsa, ondan sonra harekete geçin. Üçüncüsü, bu tasarıya desteğinizi göstermek için lokal milletvekillerinizi ve senatörleri arayarak tasarıyı desteklediğinizi söyleyebilirsiniz. Belki şu anda bunun için erken olabilir çünkü henüz bu senatoda veya mecliste konuşulmaya başlanmadı. Ama bunu yapmanızda hiçbir mahsur yok. Şunu unutmayın, milletvekilleri, senatörler size bir telefon kadar, bir e-mail kadar yakın ve gelen bütün telefonları, e-mailleri, mektupları değerlendiriyorlar. Bununla ilgilenen elemanları var. Dolayısıyla bu tasarıları desteklediğinizi federal düzeydeki milletvekillerine, senatörlere mutlaka ulaştırın. Bu konuyla ilgili eminim çok sorunuz var. Sorulara şu an cevap verebilecek bir durumumuz olduğunu işin doğrusu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü bu sadece bir tasarı. Ben bu kuraldan yararlanabilir miyim? Ben bu kurala girer miyim? Bu gibi soruların şu anda net bir cevabı yok. Dolayısıyla bu tip soruları sorabilirsiniz ama hepsine cevap veremeyebilirim. Yine elimden geleni yapacağım. Onu baştan söylemek isterim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizi sosyal medyadan da takip etmeye devam edin. Çünkü gelişmeleri an ve an duyurmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.